Bu zirve bir süreç. Soçi'de başladı, Ankara'yla devam etti. Daha sonra Tahran'la süreci devam ettirdik. 16 Eylül Pazartesi günü Türkiye, Rusya ve İran liderleri bir araya gelecek. Liderler Suriye krizine çözüm için yeni yol haritasını ele alacak. Zirve öncesi ise uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber de tabii ağırlıklı olarak İdlib'deki bu gelişmeleri ele alacağız. Bu üç ülke ve üç lider Suriye Astana Süreci'nin garanti ülkeleridir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da buluşacak. Toplantıda İdlib'deki son durum ele alınacak. İdlib'deki gelişmelerde de bildiğiniz gibi gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle de bu süreci devam ettireceğiz. İdlib zaten Astana sürecinde oluşturulan güvenli bölgelerin en sonuncusuydu. Yani hem Rusya hem Türkiye ve diğer bölgesel ülkeler İdlib mutabakatının devamına karar verecek diye düşünüyorum. Zirvede başta güvenli bölge olmak üzere Fırat'ın doğusundaki son gelişmeler de masada olacak. Nitekim şu anda işte karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte bölgede biliyorsunuz bir lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Ama tabii bu hava harekatı yeterli mi değil. Çünkü burada terör örgütü PYD, YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı şu anda? Henüz istediğimiz tavır yok. Fırat'ın doğusu da konuşulacak ve bu konularla ilgili önemli sonuçların alınması beklenmektedir. Suriye için Astana garantörleri ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yeni bir anayasa yazılması gündemde. Anayasanın yazılması için bir komisyon oluşturuluyor. Komisyonda yer alacak isimler için de bir çalışma yürütülüyor. Konu pazartesi günü yapılacak zirvede ele alınacak. Geçen seneden beri sürekli ertelenen ve bir türlü kurulamayan kurum, çünkü bu kurumun kurulması artık anayasa sürecini, anayasanın oluşturulması sürecini başlayacak ve Suriye konusunu artık siyasal süreci başlayacak anlamına geliyor. ANKASAM Avrasya Çalışma Masası Başkanı Dr. Din Muhammed Ahmet Bek zirveyi ulusal kanala değerlendirdi. Şam'la işbirliğinin önemine işaret etti. Bu Esad'la ilgili konular Türkiye Rusya ile konuşuyor. Onun için yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşmesi hiç gündemde yok. Belki yani diplomasinin gereği olarak kapalı arkasında ya da başka bir çevrelerde konuşuluyor olabilir ki zaten konuşulması da lazım.